Herkese merhabalar. Öncelikle organizasyon da emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmişten geleceğe akıl oyunları Z kuşağıyla buluşuyor adlı bildiri sunucusu Ersin Gençoğlu ben. Manisa Şehzadeler Şehitler Ortaokulu Matematik Öğretmeni, aynı zamanda okulumuzun Erasmus Proje Koordinatörüyüm. Bildiri ortaklarımızdan projenin A'sından Z'sine birlikte çalıştığımız Elçin Ceyhan Hocam, diğer ortaklarımız İtalya'dan Flaminia Mariotti, Çekya'dan Hanna Gronkova, Polonya'dan Magdalena Majewska Czucik diğer proje ortaklarımızdır. Hocam başlamadan hızlıca şey yapayım. Zaman konusunda biraz gecikme yaşadık. Bunu göz önüne alarak devam ederseniz elimden çok seviniriz. Elimden geldiğince hızlı olmaya çalışacağım. Bu arada ortaklarımız chat kısmından selamlar verdiler. Kendileri bizimle birlikteler. Anlamıyorlar fakat kalıptılımlar bizim için çok önemli. Çok değerli. Hello everybody. Thank you very much to project partners. Hi. Sunuma geçiyorum. Buyurun hocam. Oyun ve çocuk bir bütünün iki parçasıdır. Çocuğun bulunduğu her ortam orada bir oyun performansının gözlenebileceğini bize işaret eder. Oyun, çocuğun dil, zihin, sosyal, duygusal, fiziksel gelişimine en üst seviyede destek sağlayan bir fırsattır. Çocuklar öğrenmek için oyun oynamazlar ama oynarken mutlaka öğrenirler. En kolay ve en etkili öğrenme yolu oyun olduğundan, oyunun bu gücünden yararlanarak çocukların öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek gerekir der Profesör Doktor Berma Tuğrul hocamız. Selamlar olsun buradan. 2018 yılında Manisa Şehzadeler Şehitler Ortaokulu'nda bir araştırma yaptık. Öğrencilerin akıl zeka oyunlarına karşı ilgilerini araştırdık. Bu araştırma sonucunda bazı problem durumları tespit ettik. Bunlardan çocukların akıl zeka oyunları oynamak için uygun zaman ve mekan bulamadıkları, ailelerin fazla bilgi sahipleri olmadıkları, çocuklarıyla birlikte vakit geçirmekte zorlandıkları, oyun farkındalığının oluşmadığını, bunun yerine elektronik cihazların kullanıldığı şeklinde tespitler yapıldı. Bunun yanında Berkeley Üniversitesi'nde görevli nörolog Sylvia Bunch tarafından bir araştırma yapılıyor ve 8 hafta boyunca 1 saat 15'er dakikalık çalışma sonucunda öğrencilerde IQ artışının gözlendiği. Yine aynı şekilde ülkemizde Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Bengü Türkoğlu'nun akıl oyunları Türk Beyin Takımı ile birlikte oyun temelli bilişsel gelişim programı uygulamış ve 60-72 aylık çocuklarda bu çalışma sonucunda 14 puanlık bir artış gözlenmemiştir. Bizler de okulumuzda her yıl seçmeli ders olarak akıl ve zeka oyunları dersini veriyoruz. Aynı zamanda ders dışı egzersiz faaliyeti olarak da yürütüyoruz. Bunun sonucunda gün geçtikçe artan talep de bizim proje için başlangıç noktamız olmuştur. Öncelikle 2018 yılında eTwinning ile başlayan süreçten sonra 2019'da bir adım daha ilerleyerek Erasmus K229 kapsamında Türkiye'de 1228 başvurudan 87 proje içerisine girerek 97 puan ile hibe almaya hak kazandık. Projemiz pandemi nedeniyle uzatılmıştır. 2022 yılına kadar sürecektir. Koordinatörlüğünü biz yapıyoruz. Diğer okullarımızda söylediğim gibi İtalya, Polonya ve Çekya ülkelerindendir. Yine projemizi sunarken ortaklarımızla işbirliği içerisindeydik sürekli. Akıl ve zeka oyunlarının eğitime inovatif entegrasyonunu sağlamak ve toplumda farkındalığını arttırmak hedefiyle yola çıktık. Geldiğimiz noktada ise projemiz sona ermedi fakat epeyce bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz bu süreçte. Pandemi sürecinin bitmesiyle öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte diğer ülke okullarına ziyarette bulunacağız ve okullardaki iyi uygulamaları da izleme fırsatı elde edeceğiz. Okulumuz bayağı büyük. 98 öğretmeni ve 1563 öğrencisi var. Burada büyük olsak da okul müdürümüz ve müdür yardımcılarımızın bize sağladığı imkanlar, her aşamada, projenin her kademesinde bize sağladığı katkılar sayesinde
çok güzel bir uyum sağladık. Büyük bir proje ekibimiz var ve güzel bir sinerji de elde ettik bu sayede. Akıl ve zeka oyunlarının öğrencilerimize kazandırdığı yetenek ve becerileri ders ortamına da yansıtmaya çalıştık. Bu konuda eğitimler alan öğretmenlerimiz oyunları derslerine de entegre etme fırsatı buldular. Her ne kadar ortaokullarımızın ülkelerinde akıl ve zeka oyunlarına olan ilgi bizdeki kadar olmasa da ilk olarak işe bir atölye kurmayla başladık ve bunu gerçekleştirdik en kısa sürede. Bunun yanında yani geleneksel akıl ve zeka oyunlarının keşfedilmesi ve yeni nesle bu kültürün yansıtılması için okulun harekete bütün okulun yani diğer ortak ülkelerin de harekete geçmesini sağladık. Öğrencilerimiz ülkelerinin geleneksel akıl oyunlarını kurallarıyla ve tarihiyle arkadaşlarına tanıttılar. Aynı zamanda evlerinde de oynama imkanı buldular. Özellikle pandemi sürecinde, evlere kapanma sürecinde güzel bir vakit geçirme yöntemi elde ettiler. Ve bunun geri dönüşlerini biz çok iyi bir şekilde hem anne babalardan hem çocuklardan geri dönüşleri çok olumlu aldık. Ayrıca bir e-kitap çıkardık tüm ülkelerin akıl oyunlarını bulunduran. Projemiz sosyal sorumluluk projesi olup hedeflerimiz arasında dezavantajlı öğrenciler de yer almaktadır. Zorluk yaşayan öğrencileri de bu projemize dahil ederek bunları materyaller ve eğitimlerle desteklemeye çalıştık. Göçmen öğrenci, mülteci öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir kardeş okul belirledik ve bu öğrencilerin oyunun ortak dil olmasından yola çıkarak sosyal ve kültürel entegrasyonlarını sağlama konusunda yardımlarımız oldu. Fiziki ortamları zenginleştirilmiş okullarımızda erken okul terkini azaltmaya, sosyal iletişimi güçlü bireyler yetiştirmeye çalıştık. Avrupa Birliği okulları ile etkileşim içerisinde edinilen iyi örnekler ve yenilikçi araçlarla okullarda oluşturulacak eğitim alanlarının geliştirmesine katkı sağlamaya çalıştık. Etkinliklere dahil oldukça kötü alışkanlıkların önüne geçmeye, boş vakitlerin hem eğlenerek hem öğrenerek geçmesini sağladık. Özellikle aile içi olumlu iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye çalıştık. Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında 3 kaynağımız oldu. İnsan kaynağında proje ekibimiz, öğrencilerimiz ve çevre okul öğrenci ve öğretmenleri ve velilerimiz. Materyallerimizde de broşürlerimiz, dijital oyunlarımız, tasarladığımız oyunlar, atölyelerimiz, malzemelerimiz ve tanıtım takvimimiz. Dijital kaynaklarımız ise canlı konferans oluşturduğumuz projelerimiz, e-twinning projelerimiz ve sosyal medya hesaplarımız olmuştur. Öğrencilerle ilgili sonuçlar nasıl elde ettik? Akranlarıyla ile oynadıkları o oyunlarla duygusal zekalarını geliştirmeye, başarı kazanmalarını, kişisel gelişimlerini desteklemelerine, sosyal iletişimi güçlü bireyler yetişmelerine imkan sağlandı. Öğrencilerin aileleriyle beraber akıl oyunları oynamaları teşvik edildi. Öğrencilerin vatandaşlık alanlarında temel becerilerine ve yeterliliklerinin kazanımlarına katkıda bulunuldu. Ve birazcık da olsa dijital dünyanın zararlarından uzaklaştırmaya çalıştık. Çok özür dilerim. Bir mikrofon sesi geliyor ama. Ses yankılanıyor, evet. Proje etkinliklerimiz okullarımızda... Tamam, toparlayabilirseniz biraz. Tabii ki. En biraz temel cümlelerle belki. İTV'nin proje köşemizde sergilenmektedir. Ortaklarımızla o Avrupa boyutunda görünüşümüz arttı. Erasmus Days kutlamalarında sunumlar gerçekleştirdik. Mesleki gelişim anlamında okul öğretmenlerimize ve diğer ülke öğretmenlerine seminerler yaptık. Dijital eğitimler gerçekleştirdik. Ve e-twinning projeleri geliştirmelerine yardımcı olduk. Yine idarecilerimiz School Leadership e-twinning grubuna ekledik ve onları da projeye dahil ettik. Son olarak akıl oyunlarının dijital platformda tasarlama eğitimlerinin alınması ve geliştirilmesi gerektiğini öngörüyoruz. Geleneksel oyunlarımızı dijital bir miras olarak bırakabileceğimizi düşünüyoruz.
ve en önemlisi de bu tür projelerde ekip çalışmasının çok önemli, işbirliğinin çok önemli olduğunu ve bir başarı varsa mutlaka ekip olarak kazanıldığını deneyimledik. Söylemeden geçemeyeceğim bir durum söz konusu. Yola çıkarken bana ışık tutan bir Nur Sevenler hocam var. Buradan ona çok teşekkürler. Okul müdürüm Tayfun Sarıbeyler, çalışma arkadaşım Elçin hocama ve diğer ekip arkadaşlarıma, sevgili öğrencilerime ve tabii ki aileme teşekkürlerimi sunuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.